Bir dönem Trabzonspor'un sağlık kurulu başkanlığını da yaptım. Detaylı bilgi vermek ister. Bilgi verecek. Üniversitenin rektörü olarak sizlerin huzurundayım. Koronavirüs sayısının artması. Sizler bizim açımızdan, bizim gözümüzde çok değerlisiniz. Çünkü biz hem futbolu seviyoruz, Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Sizlerin her adımınızı, her topa vuruşunuzu takip ediyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olalım. Onun için sizler, her biriniz birer birer bizim kendi aile ferdimiz gibisiniz. Bile kaybedilirken Türkiye'de bugünkü rakamlar 100 kişinin aşısı kendine ait hastalıklardan korumak üzere. Covid'den korumaya yönelik bir etkisi söz konusu değil. Dünyanın her yerinde kullanılan hiçbir ilaç bu virüsü öldürme üzerine olan bir ilaç değil. Başka hastalıklardan acaba fayda eder mi diye çaresizlikle kullandığımız bir durum. Böyle bir durum. Aşı Türkiye'nin de içinde olduğu ve insan çalışmaları başlayan bir aşı süreci var. Amerika, İngiltere, Çin, Rusya ve Türkiye şu anda önde insan çalışmaları başladı. Ama ne kadar koruyacağı, ne kadar yapacağımız ve yaptıktan sonra koruma hücresi olacak mı olmayacak mı belli olmayan bir durum. İlacının çok net olmadığı, aşısının daha ne olup ne olmadığını bilmediğimiz bir durumda bildiğimiz 3 şey var. Mesafemizi koruyacağız, maskemizi takacağız, ellerimizi suya, sabuna ve dezenfektana değdireceğiz. Bunu yaparsak hiçbir meselemiz kalmaz. Bildiğimiz zaman korunabildiğimiz bir hastalık olan bir mikrop var karşınızda. Azıcık sizin solunum burun bölgenizden gelmeyecek. Veya karşı tarafın konuşmasıyla sağa sola düşen damlacıkları bu %50-60'lara kadar iniyor maskeli olan için. İki tarafta maskesiz. Ben şöyle evet. Bir de reklamını yapalım.